Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü fizik dersimizde yaylı sarkaç ve basit sarkacın periyot formüllerini göreceğiz. Daha önceki videolarımızda basit harmonik hareketi anlatmıştık. En azından giriş kısmını anlatmıştık. Ve burada da basit harmonik hareket yapan bir yaylı sarkacın ve basit harmonik hareket yapan bir basit sarkacın periyot formüllerini ve birkaç da sorusunu çözdükten sonra basit harmonik hareket konumuzu bitireceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, yaylı sarkaç diyor burada. Yani demek istediğimiz şu. Yaylı sarkaçta yayın ucuna bir kütle bağlayıp belli bir miktar çekip serbest bırakmışız. Serbest bıraktığımız zaman hızlanıp O noktasına gidiyor. Tekrar O'dan yavaşlayıp L'ye gidiyor. Hızı sıfır oluyor. Tekrar hızlanıyor. Maksimum oluyor. Tekrar bu hareketi sürekli devam ettiriyor. İşte daha önceki dersimizde, daha önceki videolarımızda ne demiştik? Periyot formülü yazmıştık. Hatta yatay düzlemdeki bir yay hareketinde hatırlayın. Denge konumunu hemen sağ 1T, 2 sağ 2T, bir solu 1T, 2 solu 2T falan demiştik. Bir gidişi ve bir dönüşü periyot 12T falan demiştik de bu periyodu biz nasıl bulacağız? Arkadaşlar bu periyodun bulunması ile alakalı kavramımız formülümüzde 2 pi m bölü k. TMK, tam ek diye de kodlayabilirsiniz. 2 pi zaten sabit sayı. M dismin ucuna bağlı kütlemiz. K da yayımızın yay sabiti. Her yayın kendine özel bir yay sabiti vardır. Hani yayın esnekliğine bağlıdır. İşte sarmaların büyüklüğüne, küçüklüğüne, yayın uzunluğuna, cinsine, yapıldığı maddenin cinsine bağlı bir yay sabittir. Bunu bize verecekler. Neymiş değerli arkadaşlar? Periyot formülü 2 pi kök içerisinde m bölü k. Tam ek. Aklınızda öyle kalsın. Yay sabiti k olan yayın ucuna bağlı m kütleli cisim denge noktasından x kadar çekilip serbest bırakılıyor. Denge konumundan x kadar çekilmiş, bir miktar çekilmiş ve serbest bırakılıyor. Periyodun artması için diyor arkadaşlar. Peki bizim periyot formülümüz neydi? T eşittir 2 pi m bölü k değil miydi? Yay sarkacındaki periyot formülümüz. Burada periyodun artması için kütlenin ne olması gerekiyor? Tabii ki artması gerekiyor ki periyot artsın. Arkadaşlar K artmalı değil de K ne olmalı? Azalmalı ki periyot artsın. O yüzden K'yı alamıyoruz. Değişken olarak etkili ama ters yönde etkili. X azalmalı. Arkadaşlar bu kuralımızda, bu kavramımızda, formülümüzde X ile alakalı bir şey var mı? Yok. Yani o zaman hocam biz az bir miktar çeksek bıraksak da periyot T çok bir miktar, tabii ki o çok bir miktar derken esnekliğini bozmayacak şekilde, K yay sabitini bozmayacak şekilde onu da üzerine duralım. Ve çekip bıraksak yine periyodu T olur mu hocam? Evet arkadaşlar, demek ki uzanım periyodu ne yapmıyor? Etkilemiyor arkadaşlar. Geçtik. Böyle mesela bu birkaç yıl önce ÖSYM'de böyle bir soru sormuştu. Bakarsanız çıkmış soruları göreceksiniz bu tip bir soruyu. Diyor ki bize buradaki diyor periyotları diyor kıyaslayınız diyor. Arkadaşlar periyot formülünü verirken 2 pi m bölü k'dan hepsinin kütlesi aynı mı? Özdeş yaylar ve özdeş cisimler. Yani her birinin kütlesi aynı. Peki zaten 2 pi sabit sayı. Her birinin kütlesi aynı. Özdeş yaylar olduğuna göre k'lar da aynı. Arkadaşlar hepsi aynıysa demek ki burada periyotlar nedir? Aynıdır. Yani bu formülde açı falan var mı? Ne bileyim yatay düzlem, düşey düzlem diyor mu? Demiyor. O yüzden arkadaşlar hepsinin periyodunu eşit alacağız. Çünkü formülümüzden ortaya çıkan sonuç bu. Ne diyor bize? Esnek bir yayın ucuna 4 kilogram kütlecisinin bağlandığı zaman yay 5 santimetre uzayarak dengeye geliyor. Tamam. Yalnız arkadaşlar burada bize galiba öncesinde bir şeyi buldurtmak istiyor. 4 kilogramlık cisim burada dengede kalıyor demiyor. 4 kilogramı koyduğumuz zaman, bağladığımız zaman, elimizi serbest bıraktığımız zaman cisim aşağı doğru yayı uzatıyor. Geliyor burada duruyor. Bunu demek istiyor. Denge konumu burası. Şu anda. Şu anda sallım hareketi yapmıyor. Peki bizim daha önceki konularımızdan yayı çeken kuvvetle alakalı bir kavramımız vardı. F eşittir K çarpı X kavramımız var mıydı? F yayı çeken kuvvet. K yayı sabiti. X de onun uzama miktarıydı. Peki arkadaşlar 4 kilogramlık bir cisim kaç Newton'luk ağırlığından dolayı kuvvet uygular? 40 Newton.
Peki yay sabitimiz ne? Bilmiyoruz. Onu istiyor zaten bizden. Peki x'imiz ne arkadaşlar? Kaç santimetre? 5 santimetre arkadaşlar. 5'i tabii ki ne yapmamız lazım bizim? Santimetre olduğu için 100'e bölüp metreye çevirmemiz lazım. Arkadaşlar burada işler dışarı çarpımı yaparsak 4000 bölü 5, o da yanlış yapmadıysak 800 Newton bölü metre çıkmış olur. Yay sabitini bulduk. İşimize yarayacak mı? Tabii ki. Ne diyor bize? Buna göre sarkacın salınım yapması sağlandığı zaman periyodu kaç saniye olur diyor. Hemen arkadaşlar periyot formülü. Periyot formülümüz neydi? 2 pi m bölü k. Hemen 2 pi m yerine kaç kilogram? 4 kilogram. K'yı biz ne bulmuştuk? 800. Arkadaşlar olabilir. Küsurat çıkabilir. Ne yapalım? 6 çarpımında. Bu ne demek arkadaşlar? 2 bölü 4 800 1 bölü 200. 1 bölü 200 de artık bilmiyorum. 2 kök 10 olarak çıkar. Hatta 1 bölü 200 kök 200 olarak kalır. Devam işlemin devamı arkadaşlar. Siz getirebilirsiniz. Kök 200 olarak çıkar. Devam arkadaşlar. Siz getirin ve işlemi çözün. Evet arkadaşlar, yine f eşittir k çarpı x ile alakalı. Az önce bize farklı sormuştu. Ne sormuştu az önce? Demişti ki işte yayın ucuna bir kütleyi astık aşağı doğru. Bir miktar çekti ve uzama miktarını vermiş. Burada da grafiğini vermiş. Yine aynı formülü yapabiliriz. Eksi artıya takılmayın. Uzanımın maksimum uzanımı kaç? 0.4. Peki kaç Newton kuvvet uygulanmış? 10 Newton kuvvet uygulanmış. Hemen arkadaşlar burada 10 Newton kuvvet yerine yazdık. K'yı yine bilmiyoruz. Uzanım yerine de 0.4 yazdık arkadaşlar. Buradan ne çıkıyor? K eşittir 100 bölü 4'ten 25 Newton bölü metre çıkmış oluyor. Bir K daha bulduk. Aslında aynı soru neredeyse. Bu sefer de diyor ki ucuna diyor 1 kilogramlık kütle astık diyor. 1 kilogramlık kütle astıktan sonra diyor bunun diyor frekansı. Ama biz periyot formülü biliyoruz. Hemen periyot formülümüzü 2 pi m bölü k'dan 2 pi yerine 3 m yerine kaç 1 k yerine 25. Burada arkadaşlar ne çıkar? 2 kere 3 6 bölü 5 nedir? Saniyedir. Arkadaşlar ama cevaplarda 6 bölü 5 yok. Çünkü bizden periyodu istemiyor. Biz periyodu bulduk ama ne istiyor bizden? Frekansı istiyor. Frekansla periyot birbirlerinin tersi değil miydi? O zaman arkadaşlar frekansla şöyle yazalım. Frekansla nedir arkadaşlar? 6 bölü 5 değil de 5 bölü 6 saniye üzeri eksi 1 ya da hertz diyoruz ve geçiyoruz. Evet, böyle bir sınav sorusu gelmiş. Yakın bir zamanda gelen bir sınav sorusu. Hemen okuyalım arkadaşlar. Esneklik katsayısı k olan x yayına 2m kütleri p cismi esneklik katsayısı 2k olan zaten yazmış şekillerde m kütleri bir cisim asılıyor. Bu düzenekler ayrı ayrı düşey doğrultuda titreştirildiği zaman p ve r'nin yaptığı harmonik hareketlerin periyotları sırasıyla oluyor. Tp ve tr oluyor. Periyotların oranlarını sormuş. Şimdi bakalım yani arkadaşlar burada işlemden başka bir şey yok. O da basit işlem, dört işlem yani. O açıdan yapacağım şey şu. Hemen Tp'yi bulmak. Neydi arkadaşlar? 2pi kütlesine 2m bölü yay sabiti k. Hemen arkadaşlar tr'yi bulmak. 2pi karekök içerisinde kütlesine m yay sabitine 2k. Arkadaşlar taraf tarafa orantılayalım bakalım ne çıkacak. 2pi'ler tabii ki gitti. İçerisinde m'ler ve k'lar da gitti. İçerisinden takla attırırsak kök 4 bölü 1. Tabii kök dışına çıkarsak da arkadaşlar 2 sonucunu bulmuş oluruz arkadaşlar. İşte böyle bir sınav sorumuz vardı. Yani 4 işlem. 4 işlem yapabildiğimiz takdirde bu sonuca da ulaşabiliriz. Arkadaşlar yaylar tabii tek başına bir yay olmayabilir. Seri bir şekilde 2-3 tane ya da yanına bir tane de paralel ve seri karışık olabilir. İşte eğer böyle bir sistem, böyle bir soru gelirse karşımıza yaylar seri bağlandığı zaman eşdeğer yay sabitini buluruz.
Eşler y'yi sabitle. 1 bölü k 1 artı 1 bölü k 2 artı 1 bölü k 3 diye gider ama siz arkadaşlar bunu böyle yapmak yerine k eşi bulurken tabii ikili ikili üçlüsü olmaz bunun. Çarpımları bölü toplamları deseniz arkadaşlar buradan ikili ikili tabii üçlü üst dörtlü olduğu zaman ilk ikisini yap. Sonra bulduğunuzda üçüncüyü, dördüncüyü sırasıyla 2, 2 bu şekilde çarpımları bir toplamları yapabilirsiniz. Arkadaşlar paralel olduğu zaman bakın iki tane yay birbirlerine paralel bağlanmış. Evet burada eşdeğer yay sabitini bulurken direkt K1 artı K2 deriz. Ama işte böyle bir şekilde cisim ortada sağda ve solda duvara bağlanmış iki tane yay varsa sanki şöyle düşünün. Şu noktalardan kesilip de sanki duvara böyle bağlanmış gibi. Buradan kesilip de sanki duvara böyle bağlanmış gibi düşünün. Yani arkadaşlar bunları nasıl kabul edin? Paralelmiş gibi kabul edin. Paralel işlem yapın burada. O yüzden direkt K1 ile K2'yi ne yapmamız lazım? Böyle durumlarda toplamamız gerekiyor. Mesela böyle bir soru. Frekansını sormuş yine. Periyodu bulup herhalde tersini alacağız değil mi? Az önce de yapmıştık. Arkadaşlar yay sabiti kaçmış? 300 Newton bölü metre. Hemen arkadaşlar yerlerine koyalım. 2 pi m bölü k. 2 pi m yerine kaç? 4 kilogram. Peki k yerine arkadaşlar. K, k, k. Kaç tane k var burada? 3 tane k. Nasıl bağlanmış? Paralel. Her biri 300, 300, 300. O zaman arkadaşlar hepsi her birini topluyoruz. K eş eşittir. K artı k artı k. Ya da arkadaşlar 900 Newton bölü metre. Hemen 900'ü yerine yazdık. Her ikisini de kök dışına çıkacak şekilde ayarlanmış. 2 kere 3, 6, 4, 2 olarak 900'de 30 olarak çıkarsa buradan arkadaşlar sadeleştirirsek herhalde 2 bölü 5 gibi bir sonuç çıkar. Ama bitti mi? Hocam yine cevap şıklarında yok. Yine demiyoruz arkadaşlar. Bu bulduğumuz bizim nedir? Periyodumuzdur. Frekansı bulurken de tersi 5 bölü 2, 1 bölü saniye ya da saniye üzeri eksi 1 ya da hertz diye sonucumuzu bulmuş oluruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne demiş bu sorumuzda da? Yay sabitleri K1 100, K2 200 olan yaylara oluşturulan sarkacın ucuna 9 kilogramlık cisim asılarak sallama hareketi yaptırılıyor. Periyodu nedir? Hemen arkadaşlar yine işlem kalabalığı. Ben hemen periyot formülünü yazıyorum. 2 pi m bölü k yerlerine yazacağım. Devamını siz getireceksiniz. Uğraşmayacağız. 2 pi kütlesi kaçmış? 9 bölü k. Şimdi K1 neymiş arkadaşlar? 100. Burada da K1 var. O da 100. Peki K2 neymiş? 200. İlk önce nereden başlayalım arkadaşlar? Paralellerden başlayalım. Bu paralelleri tek hale getirelim. Peki ikisi birbirlerinden paralelse bunların eşdeğer yay sabitini bulurken ne yapıyorduk? Direkt topluyorduk. Yani ikisinin toplamı kaç ediyor? 200. Peki bulduğumuzda da arkadaşlar K2 birbirlerine nedir? Seridir. Serilerde de çarpımları bir toplamları diyoruz. Ama ikisi birbirlerine eşitse ya da 3'e eşitse ya da 5'e eşitse burada 200'e 200 olduğu için bir tanesini alıp 2'ye bölebiliyoruz. Buradaki K eşi bulurken eğer eşitse 200, 200. Bir tanesini aldık. 2'ye böldük. Ne çıktı? 100. Peki 3 tane olsaydı hocam, 5 tane olsaydı hocam eğer eşitse bunlar arkadaşlar bir tanesini alıyoruz. Kaç tane ise o kadar sayıya bölüyoruz. O da pratiğinde biraz daha pratiği. Buradan da yine neymiş çıktı arkadaşlar? Newton bölü metre şeklinde birimimiz çıktı. Getirip yerine yazdığımız zaman yine diyorum ki devamını siz getirin diyorum. Zaten 9, 3 olarak çıkar, %10 olarak çıkar. Yapıştırıp geçersiniz arkadaşlar. Eğer bir yay bölünürse, parçalanırsa yay sabiti artar, yay daha da sertleşir. Ve onu uzatmak ya da sıkıştırmak daha da zorlaşır. Şöyle bir yayımız var. Bu yayımızı almışlar ortadan iki eşit parçaya bölmüşler arkadaşlar. L bölü 2, L bölü 2 diye. Bakın yay sabiti 2K'ya 2K olmuş. Eğer 3 eşit parçaya bölersek de yine yay sabiti 3K, 3K, 3K olmuş.
Peki 5 parçaya bölersek yay sabiti başlangıçta k iken 5k 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 olur. Niye hocam peki? Sonra yani aradan bunu bağlarsak ne hale geldi bunlar, bakın aradan ikisini bağladım. Seri hale geldi. Peki seri haldeyken 2k ile 2k'nın eşlerinin tekrar neyi vermesi lazım bize? En baştaki yayı vermesi lazım. Peki 2k ile 2k'nın eşdeğeri ne yapar? 1k yapar. Seri bir şekilde bağlı olduğu için. Ya da 3k 3k 3k'nın eşlerinin bize yine neyi vermesi lazım arkadaşlar? En baştaki o ilk bölünmemiş olan yayın yay sabitini vermesi gerekiyor. 3k 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 bir tanesini al. 3k kaç tane var bunlardan? 3 3'e böl. Yine k çıktı. Ya da 4 tanesindekinden 4'e böldüğümüz zaman yine 1k yine 1k çıktı. O zaman biz yayları ne kadar çok parçaya bölersek yay sabiti o kadar çok artıyormuş. Hatta eşit şekilde bölersek de 2 ise 2 katına, 3 ise 3 katına çıkıyormuş her bir parçanın yay sabiti. Yay sabiti işte 100 olan yayı 3 eşit parçaya bölüyoruz demiş arkadaşlar. Parçaların yay sabiti, yani her bir parçanınkini soruyor herhalde. Buradan böldüğümüz zaman ne yapacaktır? 3 eşit parçaya böldüğüne göre 300, yani 3 katına çıkacaktır. 300 olacaktır arkadaşlar. Bazen böyle der. Mesela şöyle bir soru yazar. Der ki 3 eşit parçaya böldükten sonra ikisini bu şekilde, üçüncüyü de onlara seri bir şekilde bağlarsak eşdeğer yay sabitini bulun falan der. Tabii 3 eşit parçaya böldüğümüz için 300, 300, 300. İkisi birbirlerinin paralel olduğu için 600. İşte 600 ile 300'ün çarpma bir toplamlarından KH ne çıkmış olur buradan arkadaşlar? 200 çıkmış olur. Yani olur da buna benzer sorular üretilebilir. Ama buradaki cevabımız tabii ki 300. Şimdi arkadaşlar basit sarkaç. Basit sarkaçla, hani daha önce basit harmonik hareketleri de birkaç tane yerde denk gelmişti bu bize. Bunun hızla alakalı ve işte ivme ile alakalı, kuvvetle alakalı yorumlarını yapmıştık. Burada arkadaşlar periyodunu vereceğiz. Yani bir cisim, bir bilye, bir kütle ipin ucuna bağlanmış. Belli bir miktar açılmış, teta açısı kadar açılmış, sonra serbest bırakılmış. Ne yapıyor? Hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Maksimumuza yavaşlıyor. Sürekli bu hareketi yaparken bir gidişi ve bir dönüşü ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bir periyotluk zaman, bir tam salınım oluyordu. İşte bu periyotluk zamanı bulurken 2 pi t eşittir 2 pi karekök içerisinde l bölü g arkadaşlar. Buna da aklınıza kalması için TLG yani Tolga, öbürü neydi? Tamek. Bu neydi arkadaşlar? Tolga şeklinde bir akılda kalıcı bir şey üretebiliriz. Geçiyoruz arkadaşlar. Burada da G yerçekimi iğmemiz. Yerçekiminin büyük olduğu yerde periyot küçük ya da küçük olduğu yerde periyot ters orantılı. İpin boyu ne kadar uzarsa periyot da o kadar ne oluyor? Büyük oluyor. Bunlarla alakalı yorumlarımız gelecek. Mesela burada cismin periyodu kaç tanedir? İşte az önceki formülü yerlerine yazdığımız zaman neydi arkadaşlar? Tolga mıydı? Tamek miydi? Tolga'ydı galiba. L vardı ipin uzunluğu. L bölü G'den 2 pi. L'si kaçmış? 160 santimetre metre cinsinden almamız gerekiyor. Şurası G arkadaşlar. 1.6 metre bölü G'miz kaç? 10. Burada arkadaşlar işlemimizi yaparsak 2 kere 3, 6. Yine karekök içerisinde 16 bölü 100. Kök dışına yani çıkartmasak da olur ama hadi işlemi sonucunu bulalım. 6 çarpı 4 bölü 10'dan ne yapar? 2.4. Nedir 2.4? Saniye arkadaşlar olmuş olur diyoruz. Diğer bir sorumuz. M kütleleri X, Y, Z cisimleri şekilde konumlardan serbest bırakılıyorlar. Buna göre yaptıkları salınımların periyotları. Arkadaşlar şunu yapmamız lazım. Tabii ki 10 dereceden küçük açılar için bizim bu formüllerimiz tutacaktır. 10 dereceden büyüdüğü zaman formüllerimize hata payı verecektir. O yüzden 10 dereceden fazla büyüklüğe çıkartmamaya çalışıyoruz. Yani bu gördüğünüz şeyler onunla alakalı. İşlemlerde falan katılacak, düşünecek bir durum değil. Sizinle alakalı bir durum değil. Onu söyleyelim arkadaşlar. Devam ettik. Burada formülümüz neydi bizim arkadaşlar? T eşittir periyot formülü 2 pi L bölü G'ydi. Peki her birine bakalım. Her biri aynı ortamda. Aynı ortamdaysa ilk nereden başlayacağım? 2 pi'ler gitti zaten. Her biri aynı ortamdaysa G'ler de aynı.
Peki o zaman arkadaşlar L'lere baktığımız zaman L'si büyük olanın periyodu büyük olmayacak mı? O zaman en büyükle 3L, sonra 2L, sonra 1L. Yani Z'ye X cevabımız olacaktır. Yani işlem yapmaya gerek yok arkadaşlar. L'si büyük olan daha büyük periyoda sahiptir. Hocam kütleleri farklı vermiş olsaydı, M2M işte 5M vermiş olsaydı arkadaşlar, formülümüzde kütleyle alakalı bir yer olmadığı için yine aynı sonuç çıkacaktı. Kütlenin büyük ya da küçük olmasının burada bir önemi yok. Evet, ne demiş bu sorumuzda? Özdeş arkadaşlar K ve M noktalarından aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre cisimler nerede karşılaşırlar? Arkadaşlar özdeş arkadaşlar dediğine göre demek ki bunların boyları, ip boyları eşit. Kütlelerinin ne olduğu önemli değil. Zaten formülümüzde yoktu. Bunlar nerede karşılaşırlar? Arkadaşlar bağımsız düşünelim. Mesela sadece K için düşünelim. Sadece K için düşünürsek şöyle tavan olsun. K'yı serbest bıraktım. K bu noktadan denge konumuna ne kadar sürede gelir? Periyodunun dörtte biri zamanla gelir. Hani periyotla alakalı T bölü 4 demiştik buraya. T bölü 4'tü. Peki hemen arkadaşlar periyotlar hakkında bir yorum yapalım. Hangisinin periyodu daha büyüktür sizce? Periyot formülümüz L bölü G değil miydi? Peki 2'ler, pi'ler, 2'ler, pi'ler, l'ler, g'ler, her bir şey aynı. Her bir şey aynıysa bunların periyotlarda nedir arkadaşlar? Aynıdır. Peki diğerini çizelim. Diğerini ayrıyeten çizelim. Hani aileleri görürsek belki aldanmayın, soru kandırmaca sorusu. Başka bir kütleyle daha yüksekten bırakmış. Yine o da denge konumundan geçerken yine periyodunun, bu da L cismi, periyodunun M cismiymiş. Periyodunun arkadaşlar dörtte biri kadar zamanda buraya gelecektir. Arkadaşlar yani birincisi periyotları zaten aynı. Dörtte bir zamanda buraya geliyorsa. İkincisi de denge konumuna dörtte bir zamanda geliyorsa, periyotları da aynıysa o zaman bunlar nerede karşılaşırlar? O noktasında karşılaştık. Ama yani siz şurada, ama hocam burada iki alfa açısı var, burada bir alfa var. Daha yüksekten bırakılmış. Ha onu da şöyle söyleyeyim. Daha yüksekten bırakılmış ama ne kadar çok yüksekten bırakılırsa denge konumundan geçerken hızı büyük olacağı için, maksimum hızı büyük olacağı için bu yolu büyük hızla alıyor ve diğeriyle aynı zamanda buraya geliyor. Diğeriyle aynı zamanda geliyor. O onu karşılıyor, onu dengeliyor. O yüzden siz periyoda bakın arkadaşlar. Periyotlar eşit. T bölü 4, T bölü 4 demek ki X de O noktasında karşılaştılar, bitmiştir arkadaşlar. Yine buna benzer bir sınav sorusu vardı. Böyle bir soru arkadaşlar. Ne diyor burada sorumuzda? K'dan N'ye kaç saniyede gelir diyor arkadaşlar. K'dan N'ye kaç saniyede gelir? Hemen periyot formülümüz neydi arkadaşlar? 2 pi L bölü G'den 2 pi L'ye kaç santimetre? 90 santimetre, ama onu bir 0,9 metre diyeceğiz. Bölü G. G yerine ne yazacağız arkadaşlar? 10 yazacağız. Hemen şuradan işlemi yaparsak. 2 kere 3, 6 kök içerisinde arkadaşlar 9 bölü. Evet. Kök içerisinde 9 bölü 100. Buradan arkadaşlar 6 çarpı 3 bölü 10'dan ne çıkar arkadaşlar? 1,8, 3, 6, 18, 1,8 çıkmış olur. 1,8 saniye ama arkadaşlar, 1,8 saniye nedir 1,8 saniye? Periyodudur. Peki bu adam bizden ne istiyor? Bir de okuyalım. K'dan L'ye ne kadar sürede gelir diyor. Şimdi basitlenmek hareketin başına geri döndük. Ne der arkadaşlar? Merkezin ya da denge konumun solu ve sağ, burası T bölü 12, burası T bölü 12, burası T bölü 6, burası T bölü 6 falan diyorduk ya biz. O zaman demek ki bizden T bölü 6 istiyor. Periyodda biz T'yi de ne bulduk? 1,8 bulduk. O zaman arkadaşlar bu zamanı bulmak için T zamanı 1,8'i 6'ya böldüğümüz zaman 0,3 saniye olmuş olur değerli arkadaşlar. Saniyesini unutmayalım. Evet, bir sınav sorusu, bir çıkmış soru. Biraz uzun ama zor değil. Ne diyor? Şöyle yavaş yavaş okuyalım. Çünkü paragrafın başını okuyup sonu unutmayalım.
Sürtünmelerin ihmal edildiği ve yer çekilmesinin 10 metre bölü saniye olarak kabul edildiği ortamda bir ucu tavana sabitlemiş olan esnek yay. Arkadaşlar bir yaydan bahsettim. Yay. Diğer ucuna 2 kilogram kütleli noktasal bir cisim asılarak düşey doğrultuda basit hamurik hareket yaptırıyor. Arkadaşlar burada yayın bir basit hamurik hareketi var. Cismin titreşim periyodunun doğrultuda basit hamurik hareket yaptırı sağlanıyor. Cismin titreşim periyodunun basit hamurik hareket yapan 1 metre uzunluğundaki basit sarkaç. Arkadaşlar bir isim daha geçti burada. Basit sarkaç. Sarkaç ismi geçmiyor. Demek ki ismi geçti. Demek ki esnek bir yay var. Harmonik hareket yapıyor. Basit sarkaç var. Harmonik hareket yapıyor. Periyotların eşit olması isteniyor. Yay sabiti, yayın esneklik sabiti ne olmalıdır arkadaşlar? Demek ki bunların periyotlarını birbirinden eşit diyeceğiz. Yani galiba bize şunu demek istiyorlar. Acaba siz basit hamurik hareketi biliyor musunuz? Yayın ve basit sarkacın periyotlarını, kurallarını, formüllerini biliyor musunuz? Bir görelim diye sorulmuş herhalde bir soru. Hemen eşitliği, ilk başta eşitliği yazdık. Yaydan başlayalım. Neydi arkadaşlar? 2pi kök içerisinde m bölü k ile yayın ki. Peki basit sarkacın ki neydi? Hemen yine 2pi l bölü g'ydi arkadaşlar. Hemen yerlerine yerleştirdiğimiz zaman 2pi'ler. Tamam. Hemen bulalım. Yayın ucuna asılı olan kütle kaçmış? 2. Yay sabiti neymiş arkadaşlar? Zaten onu soruyor bize. Yine kök içerisinde. L'ye kaçmış 1 metre uzunluğundaki o da belli. G'ye kaç? 10. Onu da burada vermişti. Her şey yerli yerinde. Hemen arkadaşlar her iki tarafında karesini alırsak 2 bölü k. 2 bölü k eşittir 1 bölü 10. K eşittir burada ne çıkar arkadaşlar? 20. Ama 20 ne? Newton bölü metre şeklinde. Yani zor mu arkadaşlar? Alt üstü bir 4 işlem var onun dışında. Bir de tabii bu formülleri aklımızda tutabilmeliyiz diyoruz. Arkadaşlar gördüğümüz gibi temel şeylerden bahsedilmiş hep sınav sorularında. Öyle yoğun bir işlemsel bir kalabalık yok. Yani acaba kuralı biliyor mu, formülü biliyor mu? Konunun ana hatlarıyla bildiğimiz zaman onunla alakalı da konuyu özetleyecek soruları çözdüğümüz zaman, tabii soruları niye çözüyoruz? Bu kurallar, bu formüller aklımıza kalsın diye çözüyoruz. Çöze çöze ve arkadaşlar çok öyle uzun uzadıya, çok binlerce soru çözeceğimiz bir konu değil. Kolay bir konu, oradan yapıp geçeriz. Değerli arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek üzere, iyi günler.